Seni uzun zamandır ekranda görmüyorduk. Evet. Seyirci de bence gerçekten özledi. Ben de çok özlemişim set ortamını. Çok da güzel bir sete denk geldi. Yani hani reytingler tuttu tutmadı, o da bir gerginlik, bir sıkıntı. Neyin tutacağını, neyin tutmayacağını da öngöremiyorsunuz önceden. Mutluluk başarı getirir çünkü yani. Bir şeyi mutlulukla yaparsa, severek yaparsa onda başarılı olacağına inanıyorum. Böyle estetik operasyonlar yapmıyorum. Onların da bir, nasıl diyeyim, bir deforme ettiğini düşünüyorum her şeyi, ifadeni bozduğunu düşünüyorum. Bir şey öğrenmek çok kıymetli bir şey. Ben bu yaşımda bile bir şey öğrenmenin peşindeyim. Bunların hepsi Maya'ya bir hatıra olarak kalacak, ruhuna yer edecek diye düşünüyorum. Çok şükür yani. Bak, bu kadar da anlatıyorum. Herkese selam. Bugün Nefise Karatay'ın evine konuk oluyoruz. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat Nefise? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. İyi gidiyor, koşturmacayla gidiyor hayat. Bir yandan Maya, bir yandan benim işlerim, bir yandan ev hayatı. Böyle. Güzel gidiyor. Yolunda her şey. Bu arada yeni yıl ağacı hazırlanmış. Evet, hazırlandı. Nasıl? Ailece mi yaptınız? Maya ile yapıyoruz yeni yıl ağacını. Bizim böyle geleneksel bir ağaç süsleme günümüz oluyor. Ondan sonra onunla beraber süslüyoruz. Çok güzel olmuş. Evet, ben küçükken de çok severdim yılbaşı ağacı süslemeyi. Bir heyecan oluyor değil mi içinde? Şu an bende var mesela, aynen, yeni yıla giriyoruz. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. Aynen öyle. Yeni sene hepimiz için hayırlı olsun bir kere. Her İnşallah. Şeyden önce güzel haberler alalım hep. Sağlıklı, huzurlu, böyle mutlu bir sene geçirelim. Milletçe. Evet. Çok ihtiyacımız var. İnşallah hiçbir kötü haber duymayız. Kötü şeyler olmaz. İnşallah. Tek dileğim bu yani. Güzel bir sene bekliyorum bu sene. Huzurlu, sağlıklı, güzel bir sene olsun hepimiz için. Evet, senin için de yeni başlangıçlar var. Yeni bir projeye başladın. Yeni bir projeye başladım. Nasıl çok gidiyor? Çok güzel bir proje. Dijital bir iş yapıyoruz. TRT'ye yapıyoruz işi. İyi gidiyor, yani güzel gidiyor. İkinci bölüm başladı açıkçası. İç içe çekiyoruz. Ama çok özenilmiş, çok üzerine düşünülmüş bir iş. Ben de bir parçası olduğum için çok mutluyum. Seni uzun zamandır ekranda görmüyorduk. Evet. Seyirci de bence gerçekten özledi. Ben de çok özlemişim set ortamını. Çok da güzel bir sete denk geldim. O açıdan da çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarım olsun, çalışan ekip olsun. Yani ben de çok özlemişim. Bana da çok iyi geldi açıkçası. Nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacaksın? Aslında daha henüz çok detay vermiyoruz. Özel bir karakter diyelim projenin içerisinde. Olayların aydınlanmasına katkı sağlayan adli bir psikoloğu canlandırıyorum. Peki bir hazırlık sürecin oldu mu bunun için? Oldu tabii. Hazırlık sürecim oldu, gözlemlerim oldu, çalışmam oldu. Uzun zamandır da hazırlanıyoruz. Ben aslında en son dahil olan insanlardan biriyim projeye. Proje uzun zamandır düşünülmüş, üzerine çok çalışılmış. Çok büyük bir lüks bir kere 7-8 bölüm senaryonun bir oyuncunun elinde olması. Kesinlikle ekibin öyle. Elinde olması. Bu açıdan çok rahatız. Çünkü normalde senaryo tabii, yetişmiyor haftalık senaryo olunca. Senaryo yetişmiyor. Burada 7-8 bölüm hazırlanmış, üzerine yazılmış, çalışılmış bir senaryomuz var. Yönetmenimiz de öyle. Yani inanılmaz memnunum ben her şeyden. Tamer Karadağlı nasıl bir partner? Müthiş, çok beğendim ben, çok sevdim. İlk kez mi tanışıyorsunuz? Daha önce tanışmıştık. Daha önce tanışmıştık. İlk kez çalışıyoruz, çalışma fırsatı bulduk. Çok sevdim. Bir kere karşısındaki oyuncuya çok alan açan, çok iyi bir partner. Çok da iyi oyuncu, çok da beğeniyorum. Burada da müthiş bir karakter canlandırıyor. Çok önemsiyor, çok titiz. İşinde, hem işine çok hakim hem de çok incelikli düşünen, her şeyi düşünen, herkes için her şeyi düşünen birisi Tamer. Çok mutluyum onunla çalıştığım için, onu tanıdığım için. Kate Moss'un bir çekiminde partneri tarafından biraz maço tavırlarla karşılaştığını okumuştum. Biraz kırılgan hissetmiş. Seni hiç üzen rol arkadaşların oldu mu? Hiç olmadı. Karşılıklı olarak biz hep iyi ilişkiler içerisinde ayrıldık her çalıştığım setten. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım ben. Şanssızlık olmuş onun adına tabii. Evet. Kurtlar Vadisi'nden sonra uzun bir ara verdin gerçekten. Aslında yaptım bir iki tane iş ama Bir Annenin Günahı vardı. Kanal D'de yayınlanıyordu. O da böyle bir 6 bölüm, 7 bölüm devam etti. İşte
Yani hani reytingler tuttu tutmadı, o da bir gerginlik, bir sıkıntı. Neyin tutacağını, neyin tutmayacağını da öngöremiyorsunuz önceden. Bu çok enteresan dengeler var. İnşallah sevilir. Biz çok inanıyoruz projeye. İnşallah izleyiciye de geçer. Özlemiş misin set ortamını? Özlemişim, çok özlemişim. Hakikaten öyle, çok özlemişim. Uzun bir ara oldu çünkü gerçekten. Evet, yani. Evet. İşte ben kendi işlerimle de çok meşgulüm. Hı-hı. Bir yandan yine programlar sunuyorum. Sunuculuklar, evet, sunuculuk devam yaptım. Ediyor. Hep programlar sundum. Yaz boyu da çalıştım. Ama tabii set ortamı çok farklı. Onu özlemişim, o iyi geldi. Yaz boyu çalıştın ama bir yandan da sizin gerçekten bu yaz tatilleriniz uzun ve biz uzun, yani evet. Tekne tatili. Evet, evet, biz öyle artık yazlık gibi bizim için. Maya'da, denizde büyüdü. Ha. 20 günlük gerçekten onu götürdüğümde. Gerçekten öyle. Nasıl güzel bir kız. Ay çok tatlı. Bir kere çok iyi kalpli, çok böyle açık annesi yürekli. Gibi. Canımsın. Açık yürekli, iyi kalpli, çok özgüvenli. Hmm. Böyle kendinden özgüveni olan bir çocuk. O açıdan çok şanslıyız ve çok mutluyum. Kendini çok net ifade edebilen, duygularını çok net ifade edebilen, çok güzel iletişim kuruyor. Akranlarıyla da, çevresiyle de. Çok seviliyor. Ve çok neşeli, eğlenceli bir çocuk Maya. Evimizin neşesi yani. O yokken biz ne yapıyormuşuz diyorum. Hakikaten. Maya yoksa ev sessiz, sakin böyle. Evin ruhu yok. Evin sesi, neşesi o. Bir çocuk daha düşünüyor musunuz peki? Şu anda düşünmüyoruz. Olsaydı bu zamana kadar tamam, ama bu saatten sonra artık çok zor. Bir kere Maya büyüdü. Ben işe döndüm, çalışıyorum. Bir çocuğun yetişmesi, kendini kurtarması en az 4 sene. Bir sene hamilelik 5 sene. Artık öyle bir zamanımız kalmadı açıkçası. Bu saatten sonra biz Maya'yı büyütelim, yetiştirelim. Onu böyle güzel bir evlat olarak bir yetişkin haline getirelim. Allah uzun ömür versin hepimize, sağlıklı. Tek dileğim bu açıkçası. Biz olanı büyütelim istiyoruz Senemciğim. Peki oyuncu olmasını ister misin? Aslında Maya ne isterse onu olsun. Mutlu olacağı, isteyeceği, yeteneğini hissettiği, geliştirebileceği. İçinden ne geliyorsa ben onu desteklerim, hep yanında olurum. Onun kararı önemli. Hayatta onun tercihleri önemli. Biz ona yollar sunacağız, seçenekler, olanaklar sunacağız. Yanında olacağız, destek olacağız. Ama sonuçta her şeye o karar verecek. O ne karar verirse, ne isterse ben yanında olurum. Ne kadar güzel. Senin peki bu serüveninde ailen de aynı şekilde destek olmuş muydu sana? Tabii yani biz o zamanlar tabii bu kadar şey değildik. Yani biz şimdi çok nasıl diyeyim ben sana, hem imkanlar hem ailenin daha bilinçli davranmasıyla şimdiki nesil çok daha şanslı. Biz o kadar şanslı değildik açıkçası. Ama gene de bu harala gürele içerisinde hayat bir şekilde bizi bir noktaya getirdi. Ama şimdiki nesil bu açıdan çok daha şanslı. Ben Maya'nın öğretmeniyle konuştum. Bana dedi ki işte çok hassas annelerin çocukları, duygusal derinlikleri çok fazla dedi. Yani bizim Maya'nın benle olan ilişkisi benim annemle olan ilişkim gibi değil. Şimdi çocuğun evet. olduğunda anlayacaksın, çok farklı. Nesilden nesile çok fark ediyor. Çok daha duygusal derinlikli çocuklar büyütüyoruz biz. Biz de ailelerimizle çok yakındık ama bu kadar duygusal derinlikli değildik yani. Hani hem jenerasyon farkı var. Gitgide bence şimdi çok daha duygusal derinlikli çocuklar yetişiyor diye düşünüyorum. Evet, bu arada Maya'ya gerçekten çok güzel bir kız. Biblom diye hitap ediyorsun. Biblo diyorum, babam bana söylerdi. Biblom öyle derdi. Mi? Evet. O da böyle pelesenk olmuş dilime. Ondan sonra ben Biblo da çok severim böyle. Biblo gibi böyle ufak Biblo tefek çıtı pıtı. Ondan sonra Biblo gibi. Oradan bir dilime takılmış. Babamın bana söylediği bir tabir. Sen de devam ettiriyorsun. Evet, ben de böyle Maya'ya söylüyorum. Ondan sonra hakikaten de babası, Biblo gibi. Biblo diye mi seviyor o da? Babası öyle sevmez, yok. Babamız bizim. Onun da kendine özgüdür yani. Onunla olan ilişkisi. O da çok iyi ilişkisi. Baba kız ilişkisi de çok ayrı. Çok da önemli. Onunla da belli günleri var. Belli şeyler yaparlar. İşte Yusuf berbere gittiğinde bile yanında gider Maya. Ondan sonra işte dedesinin mezarına ziyarete giderler. Böyle belli özel ritüelleri vardır yaptıkları. Patene götürüyor onu. Mesela biz böyle görev dağılımı. Bir de mesela biz şimdi çocukları çok donanımlı yetiştirmeye çalışıyoruz. Eskiden bu imkanlar yoktu. Evet. Ne kadar şanslılar. İşte tenise ayrı götürüyorum, jimnastiğe ayrı götürüyorum. Yusuf patene götürüyor, ben kayağa götürüyorum. Ondan sonra yüzmeye gittim Maya 2 sene, okul takımındaydı.
Ya olabildiğince donanımlı olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi birinci sınıfa gidiyor. İkinci sınıfa İkiye gidiyor. Geçti. İkiye geçti. Bak nasıl zaman geçiyor. Gerçekten. İkiye geçti. Aynen öyle. 7 yaşında. İkinci sınıfta. Artık okuma söküldü. Artık çarpım tablosuna falan başlamış durumdayız. Ben de onunla birlikte. Aslında çocuk öyle bir şey. Hayatı onunla yeniden öğreniyorsun. Hmm. Yeniden A demeyi, anne demeyi, baba demeyi. Yeniden kırmızıyı, maviyi. Çok güzel bir deneyim. Çünkü hayatı onunla yeniden öğrenerek yeniden yaşıyorsun. Evet. Ben sıfırdan yeniden hayata başladım gibi Maya ile. Çünkü her şeyi ona öğretirken ben de tekrar ediyorum. Bu çok güzel bir deneyim. Müthiş bir süreç, evet. Evet, böyle bir farkındalığım oldu Maya ile beraber. Çok keyifli, onunla geçirdiğim her an çok özel. Onunla böyle dolu dolu yaşıyoruz her şeyi. O da duygularını çok net ifade edebilen, sevgisi dilinde. Benim de öyledir. Ben de sevgimi çok hissettiririm. Öyle bir çocuk oldu. Çok güzel onunla vakit geçirmek, onunla geçirdiğim her an çok kıymetli. Bu arada geçenlerde bir haber gördüm. Maya'ya reklam teklifleri gelmeye başlamış galiba. Doğru. Yani aslında böyle konuştuğumuz şeyler oldu ama öyle ciddi bir şey olmadı. Biz de çok istemedik. Hani şu anda bunu sıcak normalleştirmemiz gerekiyor. Bunu gözünde bir çok büyütmemesi lazım. Onun çocukluğunu yaşaması lazım. Evet, benim işim bu. Ben medyatik bir iş yapıyorum ama çocuklar üzerinde işte bunu daha normalleştirerek mesela bir yere giderdik, ismime söylerlerdi. Maya böyle döner bakar, anne senin adını nereden biliyor amca derdi. Ondan sonra ben işte bak buraya daha önceden geldik ki oradan beni tanıyor falan diye diye. Şimdi tabii farkında her şeyin benim bilinir bir insan olduğumu. Bunu normalleştirerek ona öğretmeye çalışıyorum. Her konuda öyle yani. Gözünde büyütmesin. Onu böyle çok farklı bir şey gibi algılamasın. İşim bu. Ben de bu işi yapıyorum. Bu da normal bir şey. Bu şekilde ona geçirmeye çalışıyorum ki. O yüzden onu da çok fazla böyle çekimdi, işte reklamdı falan çok öyle ortama da sokmak istemiyorum. Çünkü daha çocuk, her şeyi ayırt edebilecek yaşta değil. Her şeyi daha tam özümseyebilecek yaşta değil. Büyüdükçe bunu yavaş 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 sindireceğini düşünüyorum yani. Bunu aile nasıl yansıtırsa çocuk da öyle, evet, alacağı için biz de bunu olabildiği kadar normalleştirerek yansıtmaya çalışıyoruz, gayret Sen ediyoruz. Sen ister misin oyuncu olmasını? Ne isterse, ne oyuncu da olabilir, keşke doktor da olsa, başka bir meslekte olsa, o ne isterse. Dediğim gibi ben ona imkanlar, babası da ona imkanlar, hı-hı, sağlayacağız. Ne isteyeceğini o seçecek, biz de yanında olacağız yani. Mutlu olsun önemli olan. Aynen öyle. Mutluluk başarı getirir çünkü yani. Bir şeyi mutlulukla yaparsa, severek yaparsa onda başarılı olacağına inanıyorum. Ben her zaman ona destek olacağım. Yanında olacağım her zaman. Çok şanslı. Evet, işte çocuklar çok şanslı. Aynen öyle. Elimizde inşallah imkanlarımız olur da her zaman yanında olabiliriz. Bu arada gerçekten yıllardır tanışıyoruz ve hep çok güzelsin. Ay, çok teşekkür ederim canım. O senin güzelliğin Senemciğim. Nasıl koruyorsun formunu? Sırrın ne? Kendine nasıl bakıyorsun? Yani spor yapıyorum. Genetik diye de düşünüyorum biraz bazı şeyler herhalde. Ben çünkü hani dikkat ediyorum. İşte kötü alışkanlıklarım yok, yok çok şükür. Sigara sağlığa zararlıdır, onu bir söyleyelim. İşte artı çok böyle düzenli bir hayatım var. Belli saatte kalkıyorum, belli saatte uyuyorum. Huzurlu ve mutluyum. Bence bu da çok önemli. Mutluluk, evet, insanın gözüne, yüzüne, enerjisine yansıyor diye düşünüyorum. Elimdekilerle mutlu olmayı bilen bir insanım. Elimdekilerin kıymetini bilen ve bunun için şükreden bir insanım. Bu çok önemli. Hayatı bardağın böyle dolu tarafından bakmayı severim. Hiç negatifliklere takılmam. Bence bunlar çok etkiliyor. Yani yüzünü şöyle çatarak mutsuz düşünüyorsan ve sürekli öyle bir ruh halindeysen bence o yüzüne yansıyor. O yüzden daha aydınlık, daha huzurlu, daha mutlu yaşadığımız her an için o kadar çok şey var ki şükredebileceğimiz. Evet. Ne zaman başımıza kötü bir şey gelse o zaman anlıyoruz biz ne kadar aslında huzurluymuşuz, şanslıyız, ne kadar, evet, mutluymuşuz değil mi? Başımıza bir sağlığımızdan oluyoruz. Ay meğerse ben ne kadar mutluymuşum, ne kadar şanslıymışım diyorsun. Allah öyle şeylerle sınamasın. Yani halimize şükredip, elimizdekileri koruyup mutlu olmak gerekiyor. Bu bir tercih diye düşünüyorum. Onun da etkisi vardır mutlaka. Hı. O huzurlu hayatın, dengeli ve huzurlu hayatın. Çok şükür. Bunun için de mümkün mertebe korumaya çalışıyorum. İşte spor yapıyorum haftada 3 gün. Hı hı. Ona çok dikkat ediyorum. Şu ara çok yoğunum ama bir tane işte spor öğretmenim var, spor hocam var. Sevgili Şengül Hoca. Şengül Özgür'le çalışıyorum. O da çok böyle beni çok yönlendiren,
spor yapmama çok teşvik eden, eve gelirim mesela içeride oturmuş, hadi Nefise'cim sporumuzu yapalım. Arkadaş da olduk, ablam gibi oldu benim. Motive ediyor. Motive ediyor, çok önemli bir şey. Çünkü kendinde bazen bulamayabiliyorsun o motivasyonu. Yaklaşık 3 yıldır düzenli spor yapıyorum. Çok etkisini gördüm, çok faydasını gördüm sporun. Ondan sonra, onun dışında bir de çok böyle estetik operasyonlar yapmıyorum. Onların da bir, nasıl diyeyim, bir deforme ettiğini düşünüyorum her şeyi, ifadeni, bozduğunu düşünüyorum. Oyunculuk yaparken de ekranda çok kötü yansıdığını düşünüyorum bu tip müdahalelerin. Görüntüyü ve ifadeyi bozduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebe doğallıktan yanayım. İşte cildimi temiz tutuyorum, çok fazla makyaj yapmıyorum. Mutlaka hepsinin bir kombinasyonudur bu diye düşünüyorum. Bu arada internetteki sözlüklerdeki yorumlara baktım. Hep güzelliğinle ilgili zaten. Ay, hep çok güzel demişler ama bir yorumda şey demişler. Gözlerinde nedense hep böyle bir hüzün var, burukluk var gibi. Bunu söylüyorlar hep. Duyuyorum, evet. Allah'a çok şükür. Hüzünlü bir tarafım. Tabii ki herkesin içinde bir hüzün vardır ama ben gene hayatın mutlu tarafında kalmayı tercih ediyorum. Yani hüzünlü de olsam, ifademde o da olsam ama hep mutlu tarafında kalıp pozitifte kalmayı önemsiyorum. Pişmanlıkların vesaire var mı? Yoksa yine geçmişe dönüp baktığında da hep mutlu şeyler mi hatırlıyorsun? Ya hepsi sonuçta bir ders, bir çıkarım hayat için diye düşünüyorum. Hayat böyle yani, hani bizi biz yapan şeyler. Bundan sonrası önemli. Ben çocuğumla, ailemle, eşimle, kocamla, yuvamla, işimle çok mutluyum, çok huzurluyum açıkçası. Yani dedim ya, hep pozitifte kalmak istiyorum. Huzurlu, sakin, süreklilik, ben onu da çok önemsiyorum. İşinde de nasıl diyeyim? Evet, sen hani evet, programda da mesela gerçekten 10 yıl, aynı programı yaptın. İstikrarı çok önemsiyorum. Evet, yani işte aman çok mu şey oluyor, işte çok klişeleşiyor ya da çok artık sen de özdeşliyor, biraz başka şeylerde ne falan. Açıkçası ben o istikrarlı olmayı da önemsiyorum. O da bir başarıdır. İstikrar da bir başarıdır yani. İşinde bir istikrarı sağlayabilmek. Çok uzun yıllar, 10 sene kadar bir süre kültür sundum sanat ben. Kültür programı sanat programı sundum, evet. Editörüm evlendi, çoluk çocuğa karıştı, beraber büyüdük. 10 sene hiç az bir süreç değil. Hala daha dostluklarım baki. Bana çok şey kattı, bir okul gibiydi o şey. Ben o istikrarı o yüzden çok önemsedim. Hani başka projeler de geldi ama bölünmek istemedim. Bir yandan da gerçekten kültür sanat programlarına ilginin azaldığı söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Maalesef yıllarca işte, kültür sanat programı yapmış yaptık, biri olarak. Kaldırıldı program. Evet. Tabii hep bu tip şeyler de duyuyorum ama ne verilirse onu izleyebilecek bir yapıda insanımız olduğunu düşünüyorum. Yani niye izlemesinler? Mutlaka ki izlenecektir diye düşünüyorum. Biraz kolaya kaçmak diye düşünüyorum. Yani evet, işte sabah kuşağı programları da olsun ama bir kültür sanat programı da olsun. Niye olmasın yani? Saatlerce bu tip yayınlara da izleyen insanlar bunu da izlesinler. Arada bir sürü ben görüyorum, evet, eğitici, öğretici programlar da var. Laf Aramızda diye bir program var, onu takip ediyorum, az önce izledim. Küçücük bir şey, belki 2 dakikalık bir süresi var ama ne kadar çok şey katıyor insana. Bir şey öğrenmek çok kıymetli bir şey. Ben bu yaşımda bile bir şey öğrenmenin peşindeyim. Peki kariyerin için hedeflediğin, ulaşmak istediğin bir şeyler kaldı mı? Hep istikrardan zaten bahsediyorsun evet, işte ama. Evet, işte 10 sene kültür sanat yaptım. Evet. İsterdim gene bu tarz bir program yapmayı. Yine televizyonda bir program yaptım, bu yaz çalıştım. Ondan da çok memnun kalmıştım. Hı-hı. O da çok güzel bir işti. O da böyle sağlık ve yaşam üzerine içerisinde hayata dair de birçok konuyu işlediğimiz bir programdı. O tarz bir program olabilir. Çünkü çok seviyorum öyle bir iş yapmayı. Ekiple de çok anlaşmıştım. Dizi de yine devam ediyor. Televizyon oyunculuk da devam ediyor. Ama dediğim gibi bir yandan da işte hayatımı da aksatmamam lazım. Yani Maya büyüyor, bana ihtiyacı var. Biraz da hayatımın, aileme de zaman ayırabildiğim, ayırmam gereken bir dönemde olduğumu düşünüyorum. Çok iş odaklı değil, onun bir dengesi var. Yani hem işe de yetişebilmem lazım ama Maya'yı da ihmal etmemem lazım. O geldiğinde evde olmayı çok önemsiyorum. Akşam yemeklerini beraber yemeyi çok önemsiyorum. Hafta sonunu beraber geçirmeyi çok önemsiyorum. Onunla yaptığım yemek var, onunla gittiğimiz, biz şurada Ortaköy'e bile yürüyoruz, Yusuf Maya'yı sırtına alır. İnan bana, hayatımın en mutlu anı dediğim zamanlardır. Yani nereye gittiğinin önemi yok. Şurada Ortaköy'e yürüyüp geri gelirken bile o kadar mutlu oluyoruz ki çocuğumuzla beraber geçirdiğimiz o vakit, o an o kadar kıymetli ki
Diyorum ki Allah'ım ne kadar mutluyum, çok teşekkür ederim sana. Yani beraber olmak çok önemli, çok kıymetli. Birlikte vakit geçirmek çok kıymetli. Bunların hepsi Maya'ya bir hatıra olarak kalacak, ruhuna yer edecek diye düşünüyorum. Çok şükür yani. Bak bu kadar da anlatıyorum sana içimdekileri. Evet, keyifli sohbetin için çok teşekkür ederim. Nefise. Canımsın. Bizi davet ettiğin ne için, demek, ağırladığın seve, her için. Her zaman. Ben öyle evi çok açmıyorum. Biliyorum. Ama seni çok seviyorum. Ben Sen de seni. Benim için çok özelsin. Çok teşekkür ediyorum.